Merhabalar, Açıköğretim Fakülteleri ile ilgili bilgilendirmelerimiz devam etmektedir. Daha önceki videolarımızda ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, kayıtlarımızı ne zaman gerçekleştirebiliriz, uygulamalı olarak da Atatürk Üniversitesi'nin ikinci üniversite kapsamında başvurusunu sistemden gerçekleştirmiştik. Şimdi ise önemli olan bir nokta harç ücretleri ne kadar arkadaşlar? Üniversiteden üniversiteye, bölümden bölüme ücret değişkenlik göstermektedir. Videomuzda Atatürk, İstanbul, Anadolu Üniversitesi'nin harç ücretlerini ele alacağız. Öncesinde bu tür içeriklerin devamlı ve sesimizi daha çok kitlelere duyurabilmemiz için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi ihmal etmeyin dedikten sonra bilgilendirmemize geçebiliriz. Anadolu Üniversitesi için konuşacak olursak arkadaşlar, acil durum ve afet yönetimini tercih edecekseniz 430 TL, adalet bölümü 330, aşçılık 350, bankacılık ve sigortacılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 330, coğrafi bilgi sistemleri 350, çağrı merkezi hizmetleri 330, çocuk gelişimi 350, dış ticaret 330, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı 430, emlak yönetimi 330, engelli bakım ve rehabilitasyon 430, ev idaresi 330, fotoğrafçılık ve kameramanlık 350, halkla ilişkiler ve tanıtım ilahiyat bölümünü tercih edecekseniz 330 TL ödemeniz gerekecektir. İlahiyatı Arapça bir şekilde okumak istiyorsanız 660 TL, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi 330, iş sağlığı ve güvenliği 350, kültürel miras ve turizm 330, laborant ve veteriner sağlık 430, lojistik 330, marka iletişimi, medya ve iletişim 350 TL, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe ve vergi uygulamaları 330, özel güvenlik ve koruma 350, parakende satış ve mağaza yönetimi 330, radyo ve televizyon programcılığı, sağlık kurumları işletmeciliği 350, sosyal hizmetler, sosyal medya yöneticiliği, spor yönetimi 350 TL, tarım teknolojisi 350, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 330, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri 410, yaşlı bakım 350, yerel yönetim 330, web tasarım ve kodlama 350. Felsefe, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sağlık yönetimi 330, sosyal hizmetler 450, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yönetim bilişim sistemleri 330 TL olarak belirlenmektedir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler 330 TL, uluslararası ilişkileri İngilizce okumak isterseniz 660 TL, havacılık yönetimi, işletme 330 TL, işletme İngilizce bir şekilde okuyacaksanız 660, turizm işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik 330 TL olarak belirlenmektedir. Arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi harç ücretleri bu şekilde belirlenmektedir. Ayrıca ben sayfaların linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıkladığınız zaman gerekli bilgilendirmelere sahip olacaksınız. Atatürk Üniversitesi'ni ele aldığımız zaman halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, sosyoloji, kamu yönetimi, reklamcılık, sağlık yönetimi 325 TL, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi 900 TL, grafik sanatlar 500, rekreasyon 325, rekreasyon, egzersiz ve spor bilimleri 325, tekstil ve moda tasarımı 900 TL, tarih 325 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca arkadaşlarım metaller ücretlerini dönem dönem ödüyorsunuz. Bir senede 2 dönem var. Bu ücretleri 2 sefer yatırmış olacaksınız. Önlisans bölümdeki programların tümünü tercih ettiğimiz zaman arkadaşlar standart olarak 325 TL ödeyeceğiz. Acil yardım ve afet yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık yönetimi tercih ediyorsak 714,5, sosyal hizmetleri tercih edeceksek 900 TL ödememiz gerekecek. Yabancı uyruklu öğrenciler tüm programlar için 975 TL ödeyeceklerdir. Sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yapan öğrencilerden katkı payı alınmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlıysanız ve normal süresi içerisinde mezun olamayanlardan da materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti alınmaktadır. Dönem başı 38,5 TL yatırıyoruz arkadaşlar. Yabancı uyruklularda ise bu fiyat 125 TL olmaktadır. Atatürk Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu ücret kıstası da bu şekildedir. Son olarak İstanbul Üniversitesi'ni ele aldığımız zaman bu alanda bulunan bölümleri tercih ettiğimiz zaman genel olarak 400 TL ödememiz gerekecektir. Aynı durum ön lisans bölümleri de için geçerli arkadaşlar. Standart olarak, dönemlik olarak 400 TL ücret yatırılmaktadır. Sağlık alanında lisans tamamlamada, sosyal hizmetlerde 950, acil yardım ve afet yönetimi, sağlık yönetimi alanında 750, hemşirelik alanında 950 TL istenmektedir. Katkı payı ücreti bu alanda da geçerli olmaktadır. Lisans alanındaki bölümlere baktığımız zaman materyal ücretimiz 400 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen öğrenim ücreti ise 425,5 olarak hesaplanmakta. Dönemlik toplam ücret ise 825,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı durum ön lisans bölümü için de geçerli arkadaşlar. Lisans tamamlamada endüstri mühendisliğini tercih edecekseniz 425,5, halkla ilişkiler ve tanıtım lisans tamamlamayı seçecekseniz de toplamda 825,5 TL ödemeniz gerekecektir. Açıköğretim fakültelerinin harç ücreti ücretleri şu anda bu şekilde arkadaşlar. Güncelleme oldukça, değişimler yaşandıkça kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Olası bu durumlardan anında haberdar olabilmek için aşağıda söylediğimiz gibi kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında Telegram grubumuz var. İlgili linklere tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup Telegram grubumuzdan da bizleri takip edebilirsiniz. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Süreç sizler için hayırlı ve uğurlu olur. Aynı anda 4 üniversiteden mezun olabileceğinizi de sizlere söyleyerek ilgili videoyu açıklamalara, kartlara bırakacağım. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.